Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir vlog başlatıyorum ve bugün farklı bir vlog başlatıyorum. Bugün kız kıza piknikteyiz arkadaşlar. Evet, kız kıza pikniğe geldik. Kardeşlerim, annem, ben ve Atos birlikte pikniğe geldik. Bakalım bugün nasıl geçecek. Şimdi biz kahvaltılarımızı çıkartıyoruz. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahvaltımıza başlıyoruz. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz geçen geldiğimiz yere geldik. Biliyorsunuz parkı var demiştim. Şu anda da Aseli Park'a getirdim. Parkta biraz çocuğumla oynayayım. Hadi bin bin bin. Aferin sana. Hadi seni. Çok pisti. Evet arkadaşlar, şu anda mangalımızı yakmaya başladık. Biber domates közleyeceğiz ilk başta. Çünkü şu anda daha yeni kömür olduğu için tavuğu koyarsak eğer yağı alevlendirebilir. O yüzden ilk önce dedik ki böyleyken biberlerimizi, domateslerimizi aradan çıkartalım. Nursel bize yapacak. Közlememizi Nursel yapacak. Hadi bakalım Nursel, güveniyorum sana. Bugün babam yok, ben yapıyorum tavukları. Hadi bakalım, bismillah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar, bakın. Çok güzel oldu valla. Nursel de şu anda babamla konuşuyor. Benim engin bilgilerimi babamla paylaşıyor. Babam kızarmasını çok beğendi valla. Öyle, bakalım. Şimdi ikinci postaya atacağım. Burada biraz daha var. Sonra da köftemiz var. Köfteye atacağım. Bakın burada biraz daha kaldı. Bunları da kızartacağım. Sonra da köftelerimizi atacağım. Artık sonra tekrar sizinle görüşürüz. Evet, peki sizce nasıl olmuş mangalım? Siz beğendiniz mi? Umarım siz de beğenmişsinizdir benim yakışımı. Yani erkekler sadece kendisini alınmasın. Kadınlar da her işi başarır. Her şeyde olduğu gibi. Ben şimdi mangalımı yakmadan pişireyim. Son haliyle tekrar karşınıza geleceğim arkadaşlar. Hepsi bizde mevcut. Gelin bakın tenceremizin içine. Bakın nar gibi oldular ya. Daha ne olsun. Bir kadın her şeyi başarır arkadaşlar. Yeter ki işte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış tavuklarımız, köftelerimiz. Harika yaptım ya, maşallah vallahi. İnanılmaz lezzetli oldu ya.
Değil mi? Çok güzel oldu. Demin yedim de hepsinden. Evet, biz şimdi tabaklara yerleştirelim. Yani ben bu yemeden kadar güzel, önce hiç daha önce yememiştim anne, gerçekten. Bundan sonra hep çantay yapıyor. Ya mutlaka, çünkü ben de hayır. Hayır. Şunlara bakar mısın ya? Tabii babamın yerini kimse tutamaz ama biz de. Hayır, bir tane tuttum. Aynen, baban tamam, içiyor musun? Neyse arkadaşlar, biz yemeden önce tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben mangalımı yaktım gördüğünüz gibi. Ve şimdi de afiyetle yiyeceğiz. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz mangalımızı bitirdik. Oturduk, çekirdeğimizi tutladık vesaire derken şimdi de eve dönüyoruz. Eve dönmeden önce de sizlere buradan son bir kez açayım istedim. Hadi bakalım, şimdi biz eve dönelim. Evde tekrar görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi bu biletim artık Kocaeli'ne dönüyorum arkadaşlar. Erdal'lar birkaç gün önceden gitmişlerdi. Ben de bugün dönüşümü yapıyorum. Birkaç gün önce biz mangala gitmiştik kız kıza. Ondan bir gün önce Erdal'lar gitmişti zaten. Öyle. O videoyu da zaten başına koydum, gördünüz. Ondan sonra da zaten işte biraz gezdik, tozduk vesaire derken bugün de gitme kararı aldık. Erduş'umu da çok özledim. Kız da durmuyor vesaire derken gidelim dedik. Şimdi biz otogardayız. Evet, görüyorsunuz. Otogardayız. Biletimizi aldık. Saat 3'te otobüsümüz var. Aser'le yolculuk. Bakalım nasıl geçecek. Aser ilk defa tek başıma uzun yola gideceğim. 5-6 saat yol gideceğiz. İnşallah. İnşallah ters bir şey olmaz. Bakalım. Evet, öyle. Biz şimdi otogarın yanındaki kafede oturacağız. Bir şeyler içeceğiz falan. Sonra otobüs saati geldi mi? Otobüse binip Asuş'la beraber gideceğiz arkadaşlar. Burada biz yolculamaya annemle Çağla geldiler. Annemin gözleri yaşlı. Asen'i çok özleyecekmiş. Minibüste ağlayıp ağlayıp durdu. Öyle, hadi bakalım. Şimdi içeceklerimizi içelim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, buradaki son saatlerimiz arkadaşlar. Bakın şu anda bir tane otobüs geldi. Ama tabii bizim otobüs değil. Bizimki saat 3'te. Hadi bakalım. Yolculuk nasıl geçecek çok merak ediyorum. Aso'yla nasıl geçecek onu daha çok merak ediyorum. Bakalım. Hayırlısı. Ben mi attım adımını? Evet arkadaşlar, otobüsümüz geldi. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Bagajımızı yerleştirdik. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bismillah. Ben arada artık sizlerle de ilk uzun yolculuğumuzu paylaşırım. Şimdilik
gelmiş. Evet arkadaşlar, Asen yavaş yavaş uyuyor, görüyorsunuz. Çok uykusu geldi bebeğimin. Gidiyor gözleri. Normalde Asen'in oturduğu yeri almıştık ama şu an Allah'a şükür yanımızda kimse yok arkadaşlar. O yüzden rahat rahat ikimiz de oturuyoruz. Ve Asen gördüğünüz gibi tamamen gitti. Artık bakalım kaç saat böyle gider, yanımıza biri oturursa tabii kucağıma alacağım Asen'i. Bakalım, şu an uyuyor meleğim. Yolculuk nasıl gidiyor sen? Uyuyor. Ne yaptın sen, uyudun mu? Hı? Çadalaz. Oh, kızımın üstünü değiştirdik. Arkadaşlar demin Asen'in üstüne su döktü. Sonra da uyuyakaldı. Bir otogarda mola vermiştik. Orada elbiselerinden aldım, kızıma giyindirdim. Üstünü başını değiştirdim bakın. Çok tatlı oldu kızım. Pembiş beyazlı. Pembiş pembiş üstü. Çok güzel oldu. Evet, şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda durduğumuz otogardan çıkıyoruz. Arkadaşlar, biz yolumuza devam ederken mola verdik ve molada da gözlemeyle ayran içelim dedik. Kendime yayık ayran aldım. Asya'ya da kapalı ayran aldım. Bunun tadını çok beğenmedi biraz ekşi diye. Bir de patatesli gözleme aldım. Öyle şimdi Asya'nın bunları yiyeceğiz. Sonra da artık yola çıkarız. Biz şimdi yemeği yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi köprüden geçiyoruz. Eve varmamıza 10-15 dakika, yani daha doğrusu geri otogara varmamıza 10-15 dakika kaldı. Şu anda geri otogardayız. Otobüsten indik, görüyorsunuz bakın. Ve Erduş metronun önünde bizi bekliyordu. Şimdi onu aradım, o yanımıza gelecek, onu bekliyoruz. Öyle, Asel yanımda burada. Hoş geldin. Ay ay. Erduş. Evet, babasını gören Asel'i görüyorsunuz. Bu şekilde yolculuğumuz bitti. Şükürler olsun. Evet, sonunda yolu bitirdik. Teyzeyi bırakın mı? Biz şimdi yavaş yavaş evimize geçelim arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Ona niye gelmedi? Evet arkadaşlar, biz evimize geldik, görüyorsunuz. Ay, evimi de özlemişim yani ha. Vallahi. Evet, ben de. Evet arkadaşlar, biz evimize geldik gördüğünüz gibi. Şimdi de Erdal yemeklik bir şeyler almıştı. Onları yiyeceğiz. Biliyorsunuz mutfak masamızı dışarıya çıkartmıştık. Şu anda dışarıda yemek yiyeceğiz terasımızda. Evet. Sizinle böyle paylaşmak istedim. Yarın artık bu videoya devam edelim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşürüz.
herkese günaydın. Evet, gördüğünüz gibi biz kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ve kahvaltıda çok bir şey yok. Çünkü bu buzdolabını gitmeden önce boşaltmıştık arkadaşlar. Yani fazla bir şey kalmamıştı. Biz de alışveriş falan yapmadık hiç. Dedik ki gidene kadar bitsin vesaire. Evet, buzdolabımız boştu. Olan şeyleri de gördüğünüz gibi indirdik. Ben şimdi bu vlogu kapatmak istiyorum. Çünkü alışverişim vesaire diğer vlogda çekeceğim. Bir günümü size öyle anlatacağım. Biliyorsunuz bu yol videosuydu. Evet, şükürler olsun Asel'le çok zorlanmadan geldim. Hiç umduğum gibi olmadı. Yani ben diyordum ki Asel durmaz falan. Ama iyi durdu. Tamam, tabii bazı yerlerde bir şey oldu böyle de. Ama o da artık olur yani. Çocuktur, daha 5 yaşına girecek. İşte ben şimdi vlogumu kapatıyorum. Umarım başka videolarda tekrar görüşürüz. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 30'lar sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.